Değerli başkanım, bu aracımızı Zonguldak Kozlu'muza hibe eden gurbetçi vatandaşlarımıza buradan tek tek teşekkür edecek. Evet, dediğim gibi yani bu aracın buraya gelmesinde büyük emeği olan bir sürü insanımız var. Bunlardan da özellikle Hüseyin Gören, eşi Gülay Hanım, Ceyhun Gören, eşi Gülcan Hanım, İlhan Bükücü Mehmet Onur ve sevgili Mehmet Onur'un eşi, Muhterem Bükücü, Aslı Gören, Recep Çiftçi ve Aslı abinin diğer çocuklarına ve onların eşlerine ayrı ayrı ve emeğe geçen oradaki bütün bize yardımcı olan diğer gurbetçilerimize de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum diyorum. Ve kendilerine Allah razı olsun diyorum ve Kozlu'muza kazandıkları bu araçlar için iki araçlarından kartları var. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Kozlu halk adına. Ve inşallah yüzümüz kara çıkmaz diyorum. Onlara da ayrı olmaya çalışacağız. Kozlu'muza olduğu gibi inşallah. Hayırlısı olsun. Biz de Çay TV olarak oradaki gurbetçi vatandaşlarımıza saygı ve sevgiler sunuyoruz. Sizlerin selamlarını iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler başkanım. Biz de teşekkür ederiz. Çay TV'de yayın hayatına başarılar diliyoruz. Zaten çok başarılı bir televizyon. Burada Yaşar Bey de şimdi kameranın arkasında ama gerçekten çok güzel haberler yapan Çay TV'yi Zonguldak'ta ve çevresinde çok iyi temsil eden bir büyüğümüz abimiz. Ona da ayrıca başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Teşekkürler. Gücünüz daim olsun. Sağ olun. Mutluyuz. Allah razı olsun yani. Böyle güzel bir hizmet. Öncesi bir tanıyabilir miyiz amca? Ben Kozlu halkından Kadir Mete. Evet. Biz şimdi başkanımızın... Duygularını alabilir miyiz? Tabii. İtfaiye aracıyla ilgili. Allah razı olsun başkanımızdan. Çok gurur duydum ben bugün. Bugün gördüm böyle. Belçika'dan bu aracı almak yani çok sevindirdi bizi. Ben mutluyum. Başkanımızın yanaklarını öpmek istiyorum yani. Sağ olsun. Allah razı olsun yani. Peki bu aracın ne işe yaradığını biliyor musun? Tabii. 10 katlı binaya çıkamıyoruz. Yani yangınımız olsun, bir şeyimiz olsun. Mübarek yapamıyordu. Başkanımızın Allah razı olsun. Şu anda bu araç sayesinde 10 katlı o yangından... Evet, 10 katlı binayı kurtarabiliyoruz, evet. Allah'ın izniyle. Başka bir şey söylemek ister misin? Başka bir şey, yani sebep olanların Allah razı olsun. Başkanımızdan, Ertan Başkan'ın Allah razı olsun. Evet. Başkanım tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çocuğu yavrum ben buradan. Ben de yazın diye bir dedim. Ramazan'da hayırseverler şey yapıyor. Onlara da bir şey düşerse yazın. Ramazan evi gelsin. Ramazan'ın hayırlı. Birini de yazaracağız dediler. Ben amca sorarım. Vakıftan mı? Oldu yavrum hadi görüşürüz. Hadi hayırlı şey yavrum ya. Oğlu seni bulur zaten. Hadi. Merak etme. Tamam. Hadi hayırlı şey. Kullandık. Sağ ol abi. İnşallah geleceğimizde mutlu olur. İnşallah. Evet. İnşallah geleceğimizde kullanmak zorunda kalmayız evet. Diyorum. Evet. Acil bir durumda da tabii kullanacağım. Benim Kozlu halkı da çok teşekkür ediyoruz. Geldiğinden gerçekten mutlu oldum işte. Evet. Halkımız dururken teşekkür bize ediyor. Evet. Biz az yani tanıdık. Ne kadar teşekkür ediyoruz azdır yani. Sizler bir şey söylemek ister misiniz itfaiye aracıyla ilgili? Gayet başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yine başkanımızın aracılığı da olmuş bir durumdur bu. Evet. Onun sevgisi bunu bu hale getirmişti. Yani çok teşekkür ederiz kendisine de. Bir gurbetçilerimize de çok teşekkür ederiz bunu buraya getirdikleri için. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Belçika'dan ve Almanya'dan. Evet. Şöyle söyleyeyim. Kozlu beklenenin en sonunda buldu. Evet. Onu söyleyeyim. Belediye açısından, işlemler açısından, çalışma açısından. Ha, itibariyle çok güzel. Yani getirtenlere Allah razı olsun. Allah kullanmayı nasip etmesin. Ama eksikliğini de göstermesin. Evet, en önemli şey odur. Öyle bir araç. Ha, yani başkanımıza, Kozlu halkına, herkese bizleri bu duruma getirdiğinden dolayı, bu başkanımızı bu noktaya getirdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Her şey için sizler herkes sağ olsun. Ediyoruz. Sizlere de. Almanya'daki, Belçika'daki tüm gurbetçi kardeşlerimize başkanım buradan son defa bir selam söyle onlara. Ben hemen burada noktalayacağım. Bu hibede emeği geçen tüm gurbetçi. Evet, emeği geçen tüm gurbetçi kardeşlerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi orada evlerinde ağırlayan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Yani hepsine Allah razı olsun.
Bu aracı buraya getiren Hüseyin Gören arkadaşımızla, yani hibeyi üzerine alıp getiren arkadaşımıza da özellikle ve Ceyhun Gören arkadaşımıza özellikle ve onların ailelerine, Ahmet Onur Bey, Mehmet Onur Bey'e, ondan sonra abi sen bir kez sonu da isimler aklıma gelmedi. Evet, şu anda Zonguldak'ımızın Şirin Beldesi Kozlu'nun belediye başkanımız Sayın Erkan Şahin'le beraberiz. Kıymetli başkanım, çok uzun uğraşlardan sonra Zonguldak Kozlu'muza kazandırılmış olduğunuz şu yangın arabasıyla ilgili bir iki açıklama yapar mısınız? Kamuoyu en azından bir nasıl çalışır? Evet, inşallah. Az önce de bahsettim. Yani biz bu ikinci itfaiye aracımız. Daha önceki bahsettiğim gibi öncü bir aracımız geldi buraya. Şimdi de 30 metre merdivenli araç. Bu araç neden önemli? Biliyorsunuz yüksek binalar son zamanda yapılıyor. Kozumuzda da daha önce yapılmış. Zonguldak'ımızda da hatta var. Zonguldak'ta biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama 22 metrelik bir itfaiye aracımız var. İl belediyemizde. Tabii itfaiye aracımızın yardımcı çalışır. Bu araç bile bizim buradaki bazı binalarımızda yetişme anlamında yetersiz kalıyordu. Tabii ki biz arkadaşlarımızla, personel arkadaşlarımızla, itfaiye amir arkadaşımızla yaptığımız işler herhalde çok yüksek binalardaki yangınlarda olumsuz etkileneceğimizi, bunun bizim için bir zaaf olduğunu tespitini yaptık. Hem önce aracımızın yetersiz olması hem de böyle bir aracın daha yüksek olması, daha hızlı olması dolayısıyla da hem önce araç hem de işte bulabilsek de böyle merdivenli araç arayışına girdik. Biliyorsunuz Avrupa'da bu konu için ben 15-16 yıl kalmak zorunda kaldım. Bunların işlemler için ve takip için. Ve onların işte sonuçlarını almaya başladık. Bir tanesi gelmişti, hizmete aldık. Şimdi ikinci aracımız 30 metre merdivenli araç. Takribi 11-12 katlı binalara kadar erişebilecek bir araç bu. Bu şu anlamda önemli. İşte şehir merkezindeki itfaiye aracıyla yani bizim aracımız daha uzun merdiven boyu olarak. Yani hem ilimizin Zonguldak'ın hem de Kozumuz'un yaralanacağı bir araç. Yani acil durumlarda. Bu anlamda da bu Kozlu merkezi itibariyle yakın belediye açısından aracımız bir ilk olmuş olacak. Kozumuz'a ve Zonguldak'ımıza inşallah hayırlı olur diyorum. Ama tabii yangınlar, afetler bizim istediğimiz şeyler değil. Yani inşallah bunu hiç kullanmayız veya çok az kullanırız diye düşünüyorum. Halkımıza Allah zevap vermesin diyorum. İnşallah başımıza bir iş gelmez de bizim kullanmamızda kalmasın. Bu teşekkür mesajı oradaki gurbetçilerimize mi? Evet, biz daha önce mailimizden atmıştık, Facebook'umuzdan atmıştık teşekkürümüzü. Tabii ki bunun arkasında çok da insan var. Çay TV aracılığıyla onlara teşekkürlerimiz Avrupa'daki. Avrupa'daki bu araçları temin etmemizde bize yardımcı olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tek tek saydım, isim unutabiliyorum yani hepsine buradan sevgi, güzel kurusu selamlar gönderiyorum. Hepsine Allah razı olsun. Arabayı şöyle bir gezebilir miyiz başkanım? Evet, gezelim. Kapısını açın, şöyle alalım. Olabilir. Şimdi. Çalalım kapısını.